Bulgarlar en Türk topluluklardan birisi. Doğrudan ön Türklerden süzülüp gelen ve karışımı, karışıklığı, Türk dışılığı söz konusu olmayan, bu konuda tartışma olmayan en Türk topluluklardan birisi. İlk izlerini, en eski izlerini biz Orta Asya'nın güneyinde, bugünkü Semerkant civarında, Mavera-Nehir bölgesinde bulabiliyoruz. Onun öncesi de var tabii ki. Oraya daha kuzeyden bir yerlerden veya daha doğudan gelmiş olmalılar. Milattan önce 2. yüzyıldaki, 2. yüzyılın sonlarındaki kavimler göçü esnasında bunlardan bir topluluk ve büyük bir kısmı büyük ihtimalle Kafkasların kuzeyine göçtü. Ve daha sonra onları orada Avrupa'da gördüğümüz Bulgarlar Kafkaslardan başladılar maceralarına. Orada birkaç yüzyıl boyunca Hun egemenliğini yaşadılar. Kendi yurtlarında kaldılar. Nüfusları arttı. Geri dönersek Orta Asya'da kalanlar bugün Özbeklerin etnosuna karışmış durumdalar. Onlarla ilgili son haberleri Cengizli istilası, Moğolların Mavera-Nehir bölgesini istilası hasebiyle duyuyoruz. Ondan sonra bir daha Bulgarlarla ilgili haberler kesiliyor Orta Asya'da. Bugün Tacikistan sınırları içerisinde kalan Zerefşan Vadisi'ndeki Ayni kentinin eski ismi Falgar. Daha eski ismi Palgar, Bulgar biçimindedir. Örneğin onların hatırasını yansıtır. Bizzat Semerkant kentinin ismindeki Semer kelimesi Bulgar Türkçesinin evindendir. Dediğim gibi 12. yüzyıl başlarıyla birlikte Orta Asya'da Bulgar varlığı tamamen sona eriyor. Bugünkü Özbeklerin gen havuzuna katılmış oluyorlar. Avrupa'ya gelince Hun dönemini yaşadılar. Hunlara bağlı yaşadılar. Hun devleti yıkıldıktan sonra bugünkü Macaristan'dan yenilip geri çekilen Atilla'nın küçük oğlu İrnek, Kafkasların kuzeyine geldi. Hun ve diğer Türk topluluklar, Bulgarlar da dahil olmak üzere yeniden toparlandı ve Hun devleti Kafkasların kuzeyinde varlığını sürdürmeye devam etti. En kalabalık topluluk Bulgarlar olduğu için İrnek, Bulgarların da hükümdarı olmuş oldu. Ve artık devlet de zaman içinde Bulgar devleti haline geldi ve üst isim olarak bu yerleşti. Ama tabii bunun içinde Hunlar başta olmak üzere diğer kalıntı parçalı daha başka Türk topluluklar da vardı. İrnek ve soyundan gelenler sonuçta Bulgarların hükümdarı olarak 5. yüzyıldan sonraki tarihte gözüktüler. Bunlar önce hızlı bir şekilde rüzgar gibi geçen Avar istilasını gördüler. Çok dokunmadı Bulgarlara Avarlar. Geçip gittiler çünkü Göktürklerden kaçıyorlardı. Ardından gelen Göktürkler Kafkasların kuzeyine hakim oldu ve Bulgarlar birkaç kuşak süren, en az 2-3 kuşak süren bir Göktürk hakimiyeti yaşadılar. Bu dönemde de aralarında çok fazla bir sorun olduğunu görmüyoruz. Bir direniş olduğunu da görmüyoruz. Örneğin Göktürk Kağanlığı'nın Bulgarlara direnen toplulukları anarken, özür dilerim, Göktürklere direnen toplulukları anarken Bulgarları anmadığını görüyoruz. Bu ortamlarda Bulgarların zaten Kafkasların kuzey eteklerindeki bölgelerde yaşıyor idiler. Nüfuslarının arttığını, daha rahat bir ortamda kaldıklarını düşünüyoruz. 603 yılındaki Tiele isyanlarını takip eden dönemde Bulgarların da bağımsız kaldıklarını, Köktürk egemenliğinin bölgeden çekildiğini, en azından Kafkasların kuzeybatı düzlüklerinden çekildiğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu ortamda Bulgarlar tekrar büyük ihtimalle Atilla'nın soyu devam etmek üzere, İrnek'in soyu devam etmek üzere kendi bağımsız devletlerine sahip oldular. Doğuya doğru gidemezlerdi. Köktürk kalıntısı olan, daha sonra Hazar'ı ortaya çıkaracak olan Köktürk Batı Uçbeyliği orada bulunuyor idi. Batıya doğru yayıldılar. Bugünkü Karadeniz'in doğu sahilleri, kuzey sahilleri, Ukrayna toprakları, Kırım'ın bir kısmı olmak üzere oralarda büyük Bulgar devletini kurdular. Fakat bu devletin ömrü karizmatik önderleri Kubrat Han'ın ömrüyle sınırlı gözüküyor.
Kaynakların bildirdiğine göre Kubrat Han'dan sonra 5 oğlu birliği koruyamadılar. Birbirleriyle didiştiler, güçleri dağıldı ve doğularında yükselen Hazar gücü, yani Göktürklerin devamı olan Göktürk Devleti diyelim, onun baskısı ile dağıldılar. Bunlardan birisi olduğu yerde kaldı, Kafkasların kuzeyinde Hazarlara bağlı olarak yaşamaya devam etti. Bugünkü Orta Kafkaslardaki Karaçay-Balkar Türklerinin ataları büyük ölçüde bu Bulgarlardan inmektedir. Bir diğer kol Don Nehri havzasında kaldı. Bunlar da Hazarlara bağlı olarak yaşadılar. Sonraki dönemde bunlara Kara Bulgarlar denir. Zaman içinde bunlar bir kısmı yukarı Orta İdil havzasına doğru gitti ve İdil Bulgar Devleti'ni kurdu. İdil Bulgar istikrarlı bir devlet olarak uzun süre varlığını koruyacaktır Moğol istilasına kadar. Ve biz onu ilk Müslüman Türk Devleti olarak biliyoruz. 900'lerden hemen önceki dönemde, 890'larda İslamlaşmasını yaklaşık tamamlamış bir devlet olarak görüyoruz bu İdil Bulgarlarının devletlerini. Evet, 5 oğuldan ikisi burada kaldı. Üçü batıya göçtü. Bunlardan birisi Avar mülkünden izin alıp geçerek İtalya'ya gitti. İtalya'nın kuzeydoğusundaki Ravenna bölgesine, Venedik'ten güneydeki Ravenna bölgesine yerleşti. Oradaki 5 şehire yerleştiler. Zamanla asimile oldular. Birkaç yüzyıl boyunca varlıklarını korudular. Zamanla asimile oldular. Bugünkü İtalyan bilginlerinin hesaplamalarına göre bölge halkının 3 milyon kadarı bu Bulgarların soyundan gelmekte, İtalya'daki. Evet, bir diğer oğul Asparuhan, ismini iyi biliyoruz biz. Geldi, Bizanslıları aşağı Tuna deltasında yendi, kovaladı ve bugünkü Dobruca Deli Orman bölgesini, yani Bulgaristan'ın kuzeydoğu çeyreğini ele geçirerek Romanya'nın tabii ki batı kısımları, doğu kısımları, bugünkü Moldova, Ukrayna'nın bir kısmı olmak üzere Karadeniz'in kuzeybatı köşesinde kendi devletini kurdu, Bulgar devletini kurdu. Buna tekrar döneceğiz. Bir diğer oğlu ise o zamanlar şimdiki Macaristan arazisinde bulunan ve Avrupa'yı inleten Avarlar. Göktürklerden kaçıp geldiğini söylemiştik. Avarlara sığındı, iltica etti, katıldı ve onların hizmetine girdi. Avarlar tabii ki bu yeni gelen babası ünlü bir hükümdar, karizmatik bir önder olan Kuber Han'a evet hoş geldin dediler fakat kuşkularını da gizlemediler. Kendi ordusundan Bulgarlarından ayırarak Bulgarları Transilvanya, Erdel bölgesine çoğunlukla yerleştirdiler. Kuber Han'ı ise bugünkü Bosna'nın kuzeyinde veya Doğu Hırvatistan'da yer alan Srem bölgesinin hudut komutanlığına getirdiler. Burada Bizans hududunu korumakla görevli idi Kuber Han, Kubrat Han'ın oğlu Kuber Han ve tabi Avar Kağan'ına bağlı. Fakat geçinemediler. Tabii ki isyan etmesi uzun sürmedi. İsyan ettiğinde yanında kim vardı? Kendi halkı yoktu Kuber Han'ın. Bizanslı esirlerden sorumluydu. Bu esirleri serbest bıraktı. Hepiniz serbestsiniz dedi. Ve Avarların onun yanına ona emanet ettiği Doğu Almanya'dan yeni gelmiş Sorp adlı bir Slav kabilesinin savaşçıları vardı. Bir grup Sorp vardı. Bunlar Slav'dır. Doğu Almanya'dan Avarlar tarafından getirilmişlerdi. Fakat hüsrana uğradılar. Kendilerine vaat edilen güzellikler yoktu. Sadece savaş vardı. Savaşarak kendileri almak zorundaydılar ve savaştıklarda Bizans gibi güçlü bir devletti. Dolayısıyla Kuber Han bir taraftan Bizanslı esirleri serbest bıraktı, bir taraftan da Sorpların kalbini çaldı. Hadi hep beraber isyan ediyoruz deyip Sorpları aldı. O bölgeden güneye doğru Bizans arazisine girdi. Bizanslılar da dedi, biz dostuz, barış için geldik, sizlere sığınmaya geldik. Aynen daha önce Avarlara yaptığı gibi.
ve Selanik'e doğru yürümeye başladı. Fakat Selanik komutanı, Selanik valisi kuşkuluydu onlara. Kabul etmedi bu ilticayı. Geri dönün, geldiğiniz yere gidin. Burada size hayat yok dedi. Ve onlar da geri döndüler. Tabii ki savaşacak güçleri yok. Bizans'ın içindeler. Bizans topraklarının ortasındalar. Geri dönmekten başka çare yok. Bu arada bilgiler İstanbul'a ulaştı. Bizans sarayı kızdı bu olaya. Neden bu şekilde davranıldı diyerekten. Belgrad komutanına, kuzeydeki hudut komutanına Bizans'ın haber gönderildi. Bunları göndermeyin, alıkoyun, yerleştirin. Kuberhan kendisine katılan Sorplarla birlikte Orta Balkanlarda Morava Vadisi boyunca yerleşti. İlk Sırp krallarının neden Türkçe isim taşıdıkları şimdi anlaşılıyor. Dolayısıyla onları avarlardan kurtaran Sorplar, daha sonra kelime Sırp biçimini almıştır. Kendilerini avarlardan kurtaran bu Bulgar hükümdarını, bu Türk hükümdarını ilk krallar olarak seçtiler. Bunlar tabii bağımsız değiller, Bizans'a bağlı özerk bir şekilde yaşıyorlar. İşte bu özerk yapının, daha sonraki Sırp devletini ortaya çıkaracak olan özerk yapının ilk hükümdarları işte bu yüzden Türkçe isim taşımaktadır. Geri dönersek Asparuh Han'a, bugünkü hala süren Bulgaristan devletini kurmuş oldu. 679 yılında oraya geldi. 681 yılında artık Bizans'a üstünlüğünü kabul ettirmişti, yenmişti. Çok feci bir şekilde Bizans ordusunu hem kara hem deniz kuvvetlerini, denizden gelen kuvvetlerde yenmişti. Ve 681 yılı itibariyle daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Tuna'nın güneyinde bir devleti Bizans veya Roma hiçbir zaman kabul etmedi. İlk kez olmak üzere İstanbul'un bu kadar yakınında bir devlet kurulmuş oldu ve Bizanslılar bir daha bu devlete hakim olamadılar, yok edemediler. Hakimiyetlerini almış bile olsalar tekrar bağımsızlığını kazandı ve o gün bugündür Bulgar olgusu devam ediyor. Peki bugünkü Bulgarlar Türk değil, hatta Türk düşmanı maalesef nüfusun önemli bir kesimi. Hristiyanlar ve Slav dilliler. Türkçe nereye gitti? Evet, Asparuh Han geldiğinde o bölgede yerleşmiş olan, Bizans'ın ramına yerleşmiş olan, çoğunluğu Ukrayna'dan gelmiş bir Slav kitlesi vardı. Bu Slavların başına hükümdar oldu. Bundan sonra sizi Bizanslılar değil ben yöneteceğim dedi. Slav nüfus kalabalıktı. Onları örgütledi. Kendi Bulgarlarını, Türk Bulgarlarını bunların başına yönetici olarak atadı, dağıttı. Ve bir ortak aslında Türk-Slav devleti kurulmuş oldu. Uzunca bir süre başka yerlere nazaran, başka örneklere nazaran aslında Bulgarlar kimliklerini korudular. Türk kimliklerini çok uzun bir süre korudular. 680'lerden başlıyoruz. Ta 900'lü yıllara kadar, 200 küsür yıl kimliklerini korudular. Fakat Hristiyanlık, tabi Bulgarlar geldiği zaman o Slavlar Hristiyan değildi, pagan dininden idi. Daha sonraki çağlarda Hristiyanlık yayılmaya başladı. Bulgarların Hristiyanlığa tepkisi sert oldu. Bazen yasakladılar, baskı yaptılar, papazları öldürdüler, misyonerleri öldürdüler. Fakat Slavlar arasında Hristiyanlığın yayılmasını engelleyemediler. Bir noktada ülkedeki Slavlar kamilen Hristiyan olmuşlardı. Hatta Bulgarlar arasında da Hristiyanlık yayılmaya başladı. Ve bunlar Konstantin Kiril ve Metodius kardeşler tarafından Slav diline çevrilen Hristiyan metinlerini kullanıyor idiler. Dolayısıyla kilise dili en baştan Slav dili olarak belirmişti. Bulgar yani Türk asıllı olanlar da o kiliseye gidiyorlar ve o Slav dili üzerinden ibadet ediyorlar. Ve zaten nüfus kalabalık, Slavların nüfusu Bulgarlardan daha kalabalık. Dolayısıyla din birliği, kilise birliği üzerinden zaman içinde bu Bulgarlar Slav kitle içinde erimeye başladılar. Ortaya Slav dili konuşan Ortodoks Hristiyan bir kitle çıktı ama isim kaldı.
İsim Bulgar olarak kaldı. Türkçe bir kelime. Bu kez o Slavlar Bulgar ismini benimsemiş oldular. Dolayısıyla o Türk azınlık kendisi kayboldu gitti ama ismini bıraktı. Hala bugün Bulgar kelimesi orada yaşıyor. Evet, Bulgarların kısa tarihini bu şekilde, tarihini kısaca bu şekilde özetleyebiliriz.